Merhaba, bugün sizinle tavada su böreği yapacağız. Tavada su böreği küçük aileler için ideal, az ve çabuk tüketilebilir bir boyutta oluyor. Öncelikle hamurunu yoğurmakla başlayacağız. Hamur için unu tezgah üzerine aldım ben, elle yoğuracağım. Ortasına bir havuz açıyorum, üzerine biraz tuz ekliyorum ve 2 tane yumurta ekliyorum. Eklediğim yumurtaları havuzun ortasında böyle çatalın ucuyla hafif böyle bir karıştırıyorum. Tamamen böyle sıvı malzemeler karışsın diye. Daha derin yapabilirsiniz tabii. Ben biraz sığ tutmuşum yanlarını. Ve daha sonra hamur haline getirebilmemiz için ortasına su döküyoruz. Biraz toplamda yarım su bardağı kullanacağız. Ben ilk aşamada biraz az koydum. Daha sonra bardağın tamamını ekledim. Ölçüleri her zamanki gibi açıklamalar kısmında size vereceğim. Aşağıda videonun sağ alt köşesindeki oka basarsanız eğer açıklamalar kısmına ulaşırsanız oradan da malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Hamuru güzelce yoğuruyoruz. Hamur biraz sert bir hamur olacak. Böyle mantı hamurun gibi belki biraz daha sert. Mantı hamurundan biraz daha sert bir hamur olması gerekiyor. Güzelce yoğurup 6-7 dakika elinizle yoğurun veya makinede yoğuracaksanız 4-5 dakika yoğurmanız yeterli orta ayarda. Böyle uzun bir rulo haline getirin çünkü bezeleri ayıracağız. Uzun rulo haline getirdikten sonra ben yaklaşık 10-11 beze çıktı. 26 santimlik bir tava için 8 tane beze yeterli geldi. Biraz daha büyük böyle 28-30 santimlik bir tava ile yapacaksanız bezelerin tamamını kullanabilirsiniz. Eğer o kadar büyük bir tavanız yoksa benim gibi daha küçük bir tavayı yapacaksanız 26 santimlik tavaya o zaman 8 beze yeterli oluyor. Geri kalan bezeleri de buzlukta saklayabilirsiniz. Hamuru her bir bezeyi böyle oklavayla açıyoruz. Oklavayla açarken un kullanmaktan çekinmeyin. Hem tezgahı unlayın hem de bezenin üzerine unu koyun ve oklavayla böyle güzelce açın. Eğer oklavanız yoksa merdane ile de yapabilirsiniz bunu. Çünkü çok büyük bir hamur açmayacağız. Normalde oklavayı daha çok büyük hamurlarda yani büyük santimetreli hamurlarda kullanmayı tercih ediyoruz. Eğer ben oklava kullanmayı beceremiyorum, kullanamıyorum derseniz bu böreği bu boyutlarda merdane ile de çok rahat yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hamuru açarken un kullanmaktan dediğim gibi çekinmeyin. Hamurun birbirine yapışmaması için tezgaha ve merdaneye veya oklavaya yapışmaması için unlamanız bu aşamada önemli. İlk açtığımız hamuru tavanın dibine haşlamadan çiğ olarak koyacağız. Bu şu anda açtığımız hamur bunun için. Çok kalın açmamanız gerekiyor ama çok da ince olmasın. Yani bu hazır aldığımız yufkalar kadar ince olmayacak. Ondan birazcık daha kalın ama mantı hamurundan da biraz daha ince bir hamur açmamız gerekiyor. Böyle oklavayla, biraz oklavayla, biraz merdaneyle. Ben size göstermek için her ikisini de kullandım. Hangisiyle yapabiliyorsanız onunla yapabilirsiniz. Böyle inceliği ben mutfak bezinin üzerine koyuyorum. Mutfak bezinde seni görünecek şekilde ince olması gerekiyor hamurun. Pişireceğim tavayı yağladım. Dediğim gibi tavam 26 santim. Yağladığım tavanın üzerine ilk açtığım yufkayı tamamen kaplayacak şekilde böyle koyuyorum. Daha sonra bunu kenara alıyorum. Artık üzerine koyacağım hamurları, üzerine koyacağım yufkaları açmaya devam edeceğim. 7 tane yufka daha açacağım. Aynı bu şekilde tezgahı unluyorum, üzerine unluyorum ve ara ara üzerine un serpiştirerek biraz oklava, biraz merdane yardımıyla güzelce açıyorum. Tavam 26 santim olduğu için bunu en aşağı 30-32 santimlik açmam gerekiyor. Çünkü böyle büzerek yerleştireceğiz içerisine. Eğer dümdüz yerleştirirsek çok ince olur ve hoş durmaz. Daha hamur olur ve birbirine yapışır. O yüzden böyle tavadan biraz daha büyük boyutlarda açıyoruz mutlaka. Hamuru böyle oklavaya sararken unlamayı unutmayın. Yoksa bu aşamada böyle açarken hamur birbirine yapışır ve bu sizi çok zorlar. O yüzden böyle hamuru oklavaya dolarken mutlaka üzerine unlayın. Gördüğünüz gibi bu incelikte olması gerekiyor. Arkasından elim görünecek şekilde açmanız yeterli. Ben böyle mutfak havlularının üzerine koyuyorum 2-2. Böyle üzerine yağlı kağıt veya tekrar mutfak havlusu koyup 2-2-2-2 öyle hava almayacak şekilde saklıyorum. Toplamda 8 tane açacağım dediğim gibi.
Artık 8 taneden sonra pişirme aşamasına geliyoruz. Biliyorsunuz tavaya önceden pişmemiş olan yufkayı yerleştirmiştim. Şimdi onun üzerine erittiğim tereyağı ile yağlıyorum. Daha sonra kenarda açtığım yufkaları pişirmeye başlayacağım. 26 santimlik bir tencerede ben kaynatacağım hamurları. İçerisine tuz atıyorum suyun. Kaynamış suyun içerisine yufkaları bırakıyoruz tek tek. Tek tek 30-40 saniye bir yufkayı 30-40 saniyeden fazla bekletmeyin. Böyle çok hamur oluyor yoksa. 30-40 saniye şöyle kevgirle çevirdikten sonra oradan çıkarıp kevgirle soğuk suyun içerisine alın. Daha sonra fazla suyunu süzüp tereyağıyla yağladığınız tenceredeki yufkanın üzerine yerleştirin. Daha sonra tekrar üzerine yağlayın. Her koyduğunuz yufkanın üzerine mutlaka tereyağıyla tekrar yağlıyoruz. Diğer yufkayı da bırakıyoruz içerisine. Aynen bu şekilde delikli bir kevgir mutlaka kullanın alırken. Yoksa altta biriken su yakabiliyor, alması zor oluyor, tutamıyorsunuz, kayıyor gibi problemler oluyor. O yüzden böyle geniş kevgir gibi bir şey kullanın. Sıcak sudan soğuk suyu alıyoruz, şokluyoruz ve böyle fazla suyunu süzüyoruz. Avucunuzda da sıkın fazla suyunu. Daha sonra tereyağı ile yağladığım diğer hamurun üzerine bu hamuru da bırakıyorum. Hani tavadan biraz daha büyük açın demiştim ya, büzerek koyacağız. Aynı bu şekilde yerleştiriyoruz. Böyle üzerine tekrar tereyağı ile yağlıyoruz. Tekrar tekrar ilk 4 yufkayı bu şekilde yapıyorum. Daha sonra üzerine peynir. Ben peynirli harç kullanıyorum. Evde kendim yaptım. Çökelekle yapıyorum. Çökeleği koyduktan sonra geri kalan 4 yufkayı yine aynı şekilde haşlayarak tuzlu suda haşlıyorum. Bu arada kenarda beklettiğim soğuk suyum 4 yufkadan sonra biraz ısınmış oluyor tabii. O suyu döküp yerine yenisini koymanızı tavsiye ederim. Yani yine soğuk su koymanızı tavsiye ederim. Bu arada kaynattığınız su eksilebilir. Ona da ara ara ek yapmanız gerekebilir. Mutlaka kaynattığınız su tuzlu bir su olsun. Hamurunuzun parçalanmaması için önemli. Böyle tavaya aynı şekilde yerleştiriyoruz. Her yufkayı yerleştirdiğimizde her iki yufkanın arasına mutlaka tereyağı sürüyoruz. Bunu da unutmuyoruz. Tereyağıyla sıvı yağ karıştırabilirsiniz. Tereyağıyla zeytinyağı karıştırabilirsiniz. Tamamen bütün yufkalar bittikten sonra kalan tereyağını en üste döküyoruz. Ve fırçayla her yerine temas edecek şekilde sürüyoruz. Şimdi bunu ilerleyen dakikalarda ters çevireceğimiz için bu üst kısmının tereyağlı olması önemli. Yoksa çevirdiğimizde tavaya yapışabilir o yüzeyi. Ağzını kapatıyoruz orta ateşte. Orta kısık ateş diyebiliriz. Yaklaşık 10 dakika, 10-15 dakika kadar pişirdim ben bir yüzeyini. Daha sonra tavadan ayırmak için ucu silikon olan bir spatula kullandım. Spatula ile ayırdıktan sonra şöyle benim kullandığım tahta bir böyle mala gibi bir şeyle ben çevirdim. Artık burası sizin tercihinize kalmış. Nasıl çevirmek isterseniz. Yine böyle çeviriyoruz. Yine ağzını kapatıyoruz kapakla ve bir 10-15 dakikada öbür tarafının pişmesini bekliyoruz. Ara ara kaldırıp kontrol edebilirsiniz altını. Piştiğinden emin olduktan sonra bir servis tahtasını alacağız. İsterseniz soğuyana kadar tavada da bekletebilirsiniz. Ben size göstermek için hemen tavadan aldım. Böyle bir servis tahtasını alıyorum ve orada dilimliyorum. Bu arada içerisinde isterseniz kıymalı harç, isterseniz ıspanaklı harç, istediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize göre şekillenebilecek bir börek. Şimdi kesip size iç kısmını göstereceğim. Dinlendirip kestiğiniz börekler çok daha güzel gözükecektir. Ama sıcakken de tadı başka oluyor tabii ki. Böyle iç dokusunu da size göstereyim. Aynen bu şekilde tüketebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlediniz. Herkese çok güzel bir gün diliyorum.